Şimdi bizim huzur gemimiz öyle bir yerden su aldı, öyle bir yerden su aldı ki o delik kapanmadan ne yaparsak yapalım bu gemi yürümüyor bu sularda ve sürekli batmaya namzet yolculuğuna devam ediyor. Kimilerimiz boğulduğunun bile farkına varmıyor. Bu gemi o aileleri kasıp kavuran, yiyip bitiren meseleler, bir evlilik nasıl huzurla gider meselesi, bir evliliğin ve çocuğun mutluluğu, huzuru için nasıl bu iş devam eder meselesi ve maalesef evlilikten önce yaşananlar, zina kokan hareketler, acaba bu evliliğin devamının huzurunu, bereketini, güzelliğini nasıl çalar? Bu noktaların bir türlü düşünülememesi bu gemiyi bu sularda yürütmüyor, değil yürütmesi okyanusun ortasında batırır hale getiriyor. Bize de mesajlar geliyor, birebir muhatap oluyoruz, mailler geliyor, bu tür vakalarla çok fazla tanık oluyoruz. İnanın şimdi gelen mesajlardan birkaçını okuyacağım. Ama okuduğumda ben bile inanamıyorum yani. Hakikaten böyle vakalar nasıl yaşanabilmiş diye. İnsanı hayrete ve dehşete düşürüyor yani. Bunları önce bir teşhis illet noktasında bakalım, konuşalım. Problemin mühimliğini, ehemmiyetini, büyüklüğünü bir anlayalım. Ondan sonra da bir tedavi noktasını birlikte bir müzakere edelim. Şöyle demiş bir tane kardeşimiz, bize ulaşan bir kardeşimiz. Bunları birine anlatacağım hiç aklıma gelmezdi. 20'li yaşlarda bir hanım kardeşimizin İstanbul'da maalesef üniversite hayatı beni de içine almıştı. Üniversiteden sonra fazla para kazanma hırsıyla hayatım kötü bir değişime uğradı. Lüks eğlence merkezlerinde takılıp zengin insanlara hayat kadınlığı yapmaya başladım. Çok para kazandım ve kredi de çekip kendime ev aldım. Ve bu arada bir tane de çocuğum oldu. Ben bu hayata devam ederken sizinle videolarınızla karşılaştım ve hayatım tamamen değişti. Hayat kadınlığını bırakıp, elhamdülillah, krediyle aldığım evimi satıp, faiz miktarınca da hayır yaptım, Allah'ın istediği gibi hayat yaşamaya başladım. Şimdi bir otelin restoranında çalışmaya devam ediyorum. Allah sizden razı olsun. Bu kararı verdiğin için Allah senden de inşallah razı olsun. Ama hakikaten inanılmaz meseleler. Bir tane daha okuyacağım. Meselenin vehameti ve büyüklüğü anlaşılsın diye. Selamun aleyküm. Nasıl anlatırım bilemiyorum. Yakın zaman önce çalıştığım iş yerindeki birisiyle önce arkadaşane muhabbet etmeye başladım. Sonra bu muhabbetimiz biraz daha iltifatlı ve çizgiyi aşıcı hale geldi. Ve ilerleyen süreçte ne yazık ki zina yaptım. Evliyim ve çocuklarım var. Bu günahtan sonra çocuklarımın yüzüne bakamaz hale geldim ve en sonunda intihar etmeye karar verdim. Maalesef hikayeler hep buralarda sonlanıyor. Allah muhafaza. Tam bu düşüncelerin beni hayattan koparacağı zamanda sizin videolarınıza denk geldim. Elhamdülillah artık daha iyiyim ve namaza başladım. İnşallah çok daha fazla yere ulaşır da böyle hadiseler tedavi olur. Şimdi bu problemi diğer bütün meselelerde konuştuğumuz gibi kökten ele almamız gerekiyor. Kökten ele alabilmek için önce evliliği bir çerçevede konuşacağız. Daha sonra o evliliğin temelini, huzurunu, saadetini, güzelliklerini, asıl doğuran şeyin iman olduğunu birlikte anlayacağız. Şimdi bir şeyin sebebi ne kadar kuvvetliyse sonucu da o kadar kuvvetli olur. Doğru mu? Demek ki bir evliliğin sebebi ne kadar kuvvetliyse sonucu ve neticesi olan evliliğin huzuru ve saadeti de o kadar kuvvetlidir. Bakalım evliliğin sebepleri neler olabilir? Bir evliliğin sebebi zevk olabilir. Ama o zevk güzelliğimiz ve gençliğimizle birlikte solup gidecek. Demek sebebi solduğunda neticesi olan evlilik de solup gitmiş olacak. Bir evliliğin sebebi buzdolabı, perdeler, koltuk takımları olabilir. Biz yine denk geliyoruz. Buzdolabının rengi için atılan yüzükler denk geliyoruz. Demek ki bir evliliğin sebebi bunlar olduğunda neticesi de o işi devam ettirmiyor değil mi? Bir evliliğin sebebi ekonomi ise sebep olan ekonomi ortadan kalkınca sonucu olan evlilik de ortadan kalkmış oluyor. Ama bir evliliğin temelinde rıza ilahi varsa yani biz Allah için bir araya geldik meselesi varsa o evliliğe top atsan yıkamıyorsun. Bu arada bu Allah için bir araya geldik ne demek? Böyle söylediğimizde biraz havada kalıyor. Bütün ders boyu altını dolduracağız Allah'ın izni inayetiyle. Bu meseleyi anlayan eskiler birbirlerine şöyle bir hitapta bulunmuş. Ahiretliyim demiş. Neden? Demek ki Allah rızası dediğinde sebep sonsuz oluyor.
Ve sonucun neticesi de sonsuza götürüyor o insanı. Peki bir evlilik Allah'ın rızası için başlarsa devam eder mi? Çok şahit oluyoruz değil mi? Allah rızası için başlamış. Hafız da evlendim demiş. Namaz kılıyor da evlendim demiş. Bana güzel vaatlerde bulunuyor. O yüzden evlendim demiş. Baştan alayım sorumu. Bir evlilik Allah'ın rızası için başlarsa öyle devam eder mi? Burada bilmemiz gereken iki kelime var. Bunun üzerine konuyu inşa edelim. Kelimenin biri muktazi. Muktazi gereklilik demek. Diğer kelime ise dai. O da devam ettirici demek. Yani bir evlilik Allah'ın rızası niyetiyle başlamış olabilir ama o niyet devam ettikçe. Yani muktazisi Allah'ın rızası, dâisi de Allah'ın rızası oldukça o evlilik huzurla devam eder. Yoksa başta biz Allah'ın rızası için bir araya geldik deyip yolun devamında niyetler değiştiğinde o evlilik huzuru aradığınız evlilik değildir. Peki bu derste anlattıklarımızı uygulayıp tatbik edebilirsek evlilikte yaşanan imtihanlara sabır gösterebilir miyiz? Gösterebiliriz. Çünkü Allah rızası için bir araya gelirsen neticesi sonsuz olduğundan sonucu da bu işin sonsuz olacaktır. Şimdi Risale-i Nur'da 11. şuada 8. meselenin hülasası diye bir bahis var. Bu bahiste ne anlatıyor biliyor musunuz? İmanın insanda, ailede vesaire yerlerde ne işe yaradığını anlatıyor. Veyahut iman olmaz küfür olursa nasıl berbat hale getireceğini anlatıyor. Yani verdiği derse bakar mısınız Üstad Hazretleri'nin? İmanın ne işe yaradığı? Sizce problemimiz nerede o zaman? Ya iman diye bir şey dilimizde böyle ezgi halinde dolaşıyor da biz imanın ne işe yaradığını bir türlü anlamıyoruz. Şimdi biz paranın ne işe yaradığını anlıyoruz değil mi? Ya para be şunu alıyorum bunu alıyorum diyoruz. O yüzden para için her türlü fedakarlıkta bulunuyor muyuz? Bulunuyoruz. Para için, onu muhafazası için kasalar, kameralar, güvenlikler bunların hepsini yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Ama ortada iman diye bir şey var. Ama ben bu imanın ne işe yaradığını bilmiyorum. Ne işe yaradığını bilmedikten sonra önemi de ortadan kalkıyor bu sefer. Şimdi imanın en mühim meselelerinden bir tanesi aile hayatına bakıyor ve o aile hayatını cennete çeviriyor. Cennetin en büyük lezzetini biliyor musunuz? Cehennemin azabından kurtarması. O zaman bir aile hayatı imanla nurlanıp cennet hayatına çevrilirse bu ne demek? O aile hayatındaki cennet dışarıda cehennem vesilesi olan ve azap olan bütün manevi cehennemlerden o insanı kurtaracak demektir. O yüzden okuyacağımız bahis çok önemli. Neyi gösterecek biliyor musun? Elinde bir ham madde var iman diye. Ama ne işe yarıyor, nasıl kullanacağım, nasıl tatbik edeceğim hiç bunu bilmiyoruz. İşte onun nasıl kullanılacağı noktalarını bize öğretecek. Buyurun birlikte başlayalım. Az bir yer okuyacağız, satır satır işleyelim olur mu? Burada kelime ve cümleleri anlamanız benim hitabımı anlamanızdan çok daha evladır. Bilginiz olsun. Bismihi Subhanehu. Şualar 11. şua 8. meselenin bir hülasası. Hem her insanın küçük bir dünyası, belki küçük bir cenneti dahi kendi hanesidir. Burada ne diyor biliyor musunuz? Verilen kurallarla yuvanızı cennete çevirirseniz, dışarıda bir manevi cehennem var mı? Var. Cennet ne yapıyordu? Cehennemden kurtarıyordu. Yuvanı bir cennete çevirirsen dışarıdaki manevi cehennemden kurtulacaksın diyor. Verilen vaade bakar mısın? Ya şu imanın sadece ahirette işe yarayacağını düşünmek diye bir hadise söz konusu değil. Bir insan dünyada mutluluk ve saadet istiyor mu? İmanı nasıl kullanacağını öğrensin. Öyle bir insanın bu neticeye ulaşmama ihtimali söz konusu değil. Söz konusu değil. O insan bu neticeye ulaşamazsa buyursun gelsin her istediğini veririz. Biz bir insana ne verebiliriz? Çaydan başka bir şey veremeyiz. Ama Allah'ın vaadine o kadar güveniyoruz ki böyle bir iddiada bulunuyoruz işte. Buyurun. Eğer imanı ahiret o hanenin saadetinde hükmetmezse... İmanın hangi konusu? Ahiret. Sen o arkadaşla sonsuza gideceksin. Bu evinde hükmetmezse, buyurun. O aile efradı her biri şefkat ve muhabbet ve alakadarlığı derecesinde elim endişeler ve azaplar çeker. O cenneti cehenneme döner. Farkında mısınız? Yine aynı zıtlığı kullandı. Evet. Veyahut muvakkat eğlenceler ve sefahatlerle aklını temvim edip uyutur. Geçici eğlencelerle bir insan cennet olan aileden cennete çevirememişse o lezzeti de alamayacaktır. Bu sefer neye ihtiyacı var? Aklını uyutmaya. Şimdi bir gün birisi gelip gidiyordu. Ya dedim biraz gel gidi arttırsana çünkü yaşında belli bir noktaya gelmiş. Bunları okuman, anlaman, çözmen lazım. Hocam dedi biz haftada 3 dedi, bilemedin 4 dedi. Marinadır, forumdur, şudur budur, AVM'lere gitmemiz gerekiyor dedi. Allah Allah dedim abi ihtiyacın varsa haftada bir gün çık, hepsini al gel. Olmaz dedi olmaz. Ben 3-4 götürmeyeyim hanımı. O evi hanım başıma yıkar dedi. Ne diyor biliyor musun? Milyonluk beşikler, AVM'ler. Milyonluk beşiklerde böyle sallanıyoruz. Orada da uyutuyoruz.
Bir kendinizi hayal etsenize AVM'ye girdiğinizde. Gerçekten insanın bir yürüyüşü bile değişiyor. O devasa ışıklar altında sanki ahiretin hükmü yokmuş gibi insan hissediyor değil mi? Bir de koskocaman bir ailenin bütününün bu hipnoza kapıldığını düşün. Bu asırda bir insan arkadaş olsun eş olsun bir diğerinin uyumasını biraz daha arttırıyorsa, rüyasını biraz daha derinleştiriyorsa ona ihanetten başka bir şey etmiyor demektir. Koca koca beşiklerde böyle sallanıyoruz. Nefsin bütün arzuları toplanmış, bir yerde paket halinde sana sunuluyor ve bir evde oraya 3-4 kez gidilmezse ne oluyor? Evde kavga çıkıyor. Bakın bu anlattığım psikolojik bir hastalıktır. Psikolojik bir hastalık. Şimdi sizlerin de vardır, bazılarımızın evinde çok hareketli bir çocuk oluyor. Öyle değil mi? O çocuk o kadar hareketli oluyor, bazen artık baş edemez hale geliyoruz. Şöyle bir tane tabletten, telefondan bir şey açıp çocuğun eline veriyoruz. Bir bakıyorsun, duvarlara tırmanan çocuk 2 saat boyunca yerinde oturuyor. Çok ilginç bir durum. Neden o çocuk az önce hareket ederken şimdi yerinde oturuyor? Çünkü çocuğun ruhu meşgul olunca bedeni gezme ihtiyacı hissetmiyor. Bir insanın da ruhu doymadığı için bedenini sürekli oradan oraya imkanı dairesinde, kimi AVM, kimi yurt dışları, kimi başka şeyler, imkanı dairesinde gezdireyim de oyalayayım diyor. Bir insanın ruhu doysa bedenin de bu kadar bilmem nerelerde beşik gibi sallanma ihtiyacı olmayacaktır, öyle değil mi? Bizim bu asırda uyanmaya ihtiyacımız var. Allah hem bu dersleri hem böyle dostları uyanma vesilesi etsin. Buyurun. Deve kuşu gibi avcıyı görür, kaçamıyor, uçamıyor. Başını kuma sokar, ta görünmesin. Başını gaflete sokar, ta ölüm ve zeval ve firak onu görmesin. Zevklerde, sefaatlerde, eğlence yerlerinde gaflete sokuyor değil mi? Evet. Divanece, muvakkat, iptali his nevinden bir çare bulur. Şimdi başını AVM'nin kumuna soktuğunda avcı onu göremiyor mu? Mümkün mü? Bana mahkemeden bir karar geldi. Sana şu kadar para cezası yazdık diye. Ben de aman umursamıyorum dediğimde o parayı almayacaklar mı benden? Sen böyle yaptığında ölümün hakikatinden kurtulacağını mı zannediyorsun? Mümkün mü? Evet. Çünkü mesela... Evet, şimdi burada bir başka ince konuya değiniyor. Dikkat edelim mi birlikte? Konu neydi? O imanı ahiretin aile hayatında nasıl kullanılacağını bilmiyorduk. Onu bileceğiz, mutlu olmaya çalışacağız. Hem de bu dünyada bile, ahiret değil sadece. Şimdi burada başka bir noktaya girecek. O annelerin panik atak hastalığına nasıl girdiğini anlatıyor. Muazzam tespitler. Bakın akıl almaz tespitler. Şimdi annenin panik atağı dediğimde çevreden kaç tane duyduğunuzu hatırladınız mı? Kaç anne de var biliyor musunuz? Ne oldu anne? Şu filankes anne niye bu halde? Panik atak olmuş. Bak sebebini anlatacak Üstad Hazretleri. Buyurun. Çünkü mesela valide ruhunu feda ettiği evladını daima tehlikelere maruz gördükçe titrer ve pederini ve kardeşini eksik olmayan belalardan kurtaramayan evlatlar daim bir keder, bir korkaklık hisseder. Şimdi bir anne bütün dizginin Allah'ın elinde olduğunu bilmiyor. Kendisinden daha şefkatli bir yaratıcı olduğunu bilmiyor. Rahmeti ilahiyeyi keşfedemiyor. Şimdi çocuğa ne hükmünde görür? Bu çocuğu ben hem yarattım hem yaşattım haşa. Doğru mu? Bak şimdi psikolojiye bak. Şimdi bir çocuğu bu şekilde görüyorsun yani. Halbuki gücün ne kadar? O çocuğa bir ufak mikrop girse güç yetiremiyorsun. Kendine güç yetiremiyorsun. Yetse zaten kendinle başlarsın. Ne çocuğa ne kendine gücün yetmiyor yani. Bu kadar acizsin. Ama düşünün bu kadar acizken başlıyor gün hayatı şöyle. Çocuk çıktı mı dışarı çıktı. Servise bindi mi? Yemek yedi mi? Kötü arkadaş oldu mu? Başına bir şey geldi mi? Düştü mü? Şöyle oldu mu? Böyle oldu mu? Şimdi bunların hiçbirisine güç yetmezse bu anne ne hale düşer? Panik atak oluyor. Bakın psikologların kapısı dolu. Arkadaşlarımız var anlatıyorlar. Panik atak haline geliyor bu anne. Şimdi gün boyu bu huzursuzluğu içinde barındıran bir anne. Hani aileyi cennet yapacaktık ya. Geldi o aileye huzur ve mutluluğu nasıl verecek? Kendisinin psikolojisi zaten bozulmuş. Bir insan kendisinde olmayanı başkasına verebilir mi? Mümkün değil. Kendisi o huzursuzluğu bu sefer o eve yayacak. Ve o cennet hayatı mahvolacak, perişan olacak. Anlıyor musunuz olayların vehametini? Allah Allah. Demek bunun tek çözümünü Üstad Hazretleri bize şöyle bahsedecek. İyice anlayalım. O ahirete iman dediğimiz mesele, aile hayatında uygulaması, kullanımı nasıl olacak bunu öğreterekten biz bu işi çözeceğiz. Buyurun. Buna kıyasen bu dağdağlı, kararsız hayatı dünyeviyede o mesut zannedilen aile hayatı çok cihetlerle saadetini kaybeder. Kaybediyor mu? Mesut zannedilen yani Instagram'lardaki fotoğraflar çok güzelken içi çürümüş mü? Çürümüş. Bak niye kaybediyor? Evet. Ve kısacık bir hayattaki münasebet ve karabet dahi... Bak burada bir kelimeyi çekeceğiz. Karabet, kurbiyet. Yani yakınlık dahi, yani yakınız ama bu bile o saadeti devam et. Hakiki sadakati ve samimi ihlası ve garazsız bir hizmeti ve muhabbeti vermez. Ahlak o nispette küçülür
belki sükut eder. Şimdi diyor ki, o ahirete iman olmazsa o yakınlık yani karabet gerçek saadeti vermez diyor. Bakın burada bir formül var. Ahirete iman deyince sonsuz arkadaşlık geliyor aklınıza değil mi? Peki ahirete iman çıkınca ne oluyor? 3-5 geçici gün için arkadaşlık oluyor. Bakın bir insanın yanındakiyle münasebeti yolculuğun nispetindedir. Şimdi günlük belediye otobüsüne bindiğiniz oluyor değil mi? Orada her otobüsteki insanla muhabbet ediyor musunuz? Etmiyorsunuz. Yanınızdakiyle ediyor musunuz? Etmiyorsunuz. Niye? Yol 10 dakika. Şimdi yakınlık 10 dakika olunca o bir dostluk ihtiyacı hissettirmiyor. Şimdi bazen şehirler arası otobüs oluyor. Biz öğrenciyken İzmir'e giderdik. Mersin-İzmir. 14 saat yol. Yanındakiyle ne oluyorsun? Ahbap oluyorsun ya. Telefonlaşıyorsun, araşıyorsun. Öyle değil mi? Arkadaşla kanka çıkıyorsun yani. Bir gün ben otobüsün arkasına geçtim. Yanımda da bir çocuk var. Çocuğun elinde de PSP diye bir olay var. Bu PlayStation Portable. Ben de o zamanlar düşünüyorum. Diyorum ki ya bu PlayStation'ı alayım. İçine de videolar yükleyeyim. O zamanlarda da bir yere giderken video izlerim, ders çalışırım, yazı yazarım diye. Ama bir türlü görememişim PlayStation'ı. O elle kullanılan PSP diye geçiyor, PSP diye geçiyor. Çocuk da yanımda açtı PlayStation'ı. Tam oynuyor. Dedim ki ya kardeş dedim böyle böyle ben de almayı düşünüyorum da şöyle şöyle niyetim var yani video içine giriyor mu böyle oluyor mu? Çocuk dedi al abi sen bak dedi beğenirsen alırsın kendine dedi. Aldım elime ya dedim fotoğraf falan da var mı? Var dedi buyur galeriye gir dedi. Girdim geçtim bir baktım kendi resmim orada. Çocuk bana bakıyor, ben çocuğa bakıyorum. Çocuk bana bakıyor, ben çocuğa bakıyorum. Dedim kardeş benim resmim ne geziyor dedim senin PlayStation'da. Meğer ortak bir arkadaşımız var bizim Mersin'den. O arkadaş da zamanında almış. Onunla da şöyle kol kola bir fotoğrafımız vardı. Berat diye bir kardeş. O fotoğrafı da koymuş oraya. Kaderi tevafuk ettirişine bak. Şimdi çocukla ondan sonra ahbap olduk. İzmir'de buluştuk, oturduk, muhabbet ettik. İşte o kendi makamından bir şey anlattı. Ben kendi makamından namaz, ahiret anlattım, bahsettim. Şimdi uzun yolda dostluk o kadar uzun sürüyor. Neden? Bir insanın yanındakiyle münasebeti yolculuğun nispetindedir. E bir de bunun üstü var, asker arkadaşlığı var. Asker arkadaşında ne oluyor? 5 ay, 6 ay, 1 yıl o kadar yakınlık kuruyorsun ki kaç yaşında olmana rağmen o asker arkadaşlarını hala arayıp duruyorsun değil mi? Peki bir insan 3 günlük dünya hayatını menzil sayarsa, az önceki belediye otobüsü gibi 10 dakikalık hayatı. Muhabbet sahteleşir. Sadakat sahteleşir. Niye? Çünkü yok olacak bir şeyin üzerine ilişki kuruyorsun. Ne koparsam kârdır mantığı. Hele bu asırda. Dişsiz miydi bir insan? Onu kardeşleri yerdi değil mi? Merhum Akif'in beyanıyla. Tam bu asır bu asır. Muhabbet sahte, gerçeklik sahte. Küçük zevkler için bir araya geliyorsun. Küçük zevkler gidiyor. O zaman ailendeki hayat arkadaşlığı da gidiyor. Hikayeyi şöyle bir iki cümleyle bir daha özetleyeyim. Bir insanın yolculuğu ne kadar uzunsa münasebeti o kadar uzun oluyor. Yolculuğun buzdolabı içinse onun serüveni bitince o hikaye bitiyor. Yolculuğun sadece dünya hayatı içinse o 20 yıl bitince o muhabbet bitiyor. Ama yolculuğunda ahirete iman denilen olayı kullanmayı öğrenirsen kaç yıl yolculuk? Sonsuz yolculukta bir insan böyle bir hayat arkadaşını bırakır mı? Böyle bir hayat arkadaşına sabretmez mi? Böyle bir hayat arkadaşını kalbinin tam böyle orta yerine alır mı almaz mı? Bakın. Eğer ahirete iman o haneye girse... Şimdi ne yaptı? O yolculuğu konuştuk, karabet, yakınlığı konuştuk. Yakınlık az önce kısıtlıydı. Sahte olur her şey, sadakat, muhabbet sahte olur dedi. Ama şimdi diyor ki, eğer ahirete iman o haneye girse... Şimdi evdeki hayat arkadaşın... Evet ileride hepimiz gibi şu beden elbisemiz, şu cesetimiz eskiyecek, kötüleyecek, başka bir hale gelecek. Ama bir bakacaksın o senin sonsuz hayat arkadaşın. Yani hurilerden daha güzel bir hale gelecek. Ve şu cümlemi lütfen merkez alın. Benim evliliğim ibadet hükmünde olduğundan ahireti kazanmama vesile olacak. Şimdi bir insan bu halde ne yapar? O hayat arkadaşını, o hanenin saadetini bozar mı? Bozmaz. Zıttını düşünelim, tersini düşünelim. Tersinde ne oluyor biliyor musun? O insan... Biraz bir şeylerden sıkılınca, ülfet olunca, eskiyince huzuru ve mutluluğu başka kapılarda aramaya çalışıyor. Öyle mi? Hemen başka kapılara gidiyor. Ya şimdi olay çok komik. Huzuru yaratan Allah, sen Allah'ın haram kıldığı kapıda huzur arıyorsun. Sen haramda huzur ararsan o huzur sana haram olur. Men dakka dukka eden bulur kaidesiyle huzur bulduğun kapıdan bir de tokat yersin. Böyle oluyor mu olmuyor mu? Oluyor mu olmuyor mu? Bak bu hanelerle, evliliklerle ilişkiler. Geçen imza günündeyiz. Bazı arkadaşlar mektup yazmış vermiş. Kaç tanesi evlilikteki problemlerle ilgili biliyor musunuz mektubu? Akıl alır gibi değil. Buyurun devam edelim. Eğer ahirete iman o haneye girse birden ışıklandıracak. Demek evlilikte dünya huzurunun temel sebebi nedir? Ahirete iman ve bunu kullanmayı bilmek. Şoförlük de iyi olması icap ediyor. Bu yüzden de sık pratik lazım. Evet. Ortalarındaki münasebet ve şefkat ve karabet ve muhabbet kısacık bir zaman ölçüsüyle değil... Belki dar-ı ahirette, saadet-i ebediyede dahi
o münasebetlerin devamı ölçüsüyle samimi hürmet eder, sever, şefkat eder, sadakat eder, kusurlarına bakmaz gibi ahlak yükseklenir. Hakiki insaniyet saadeti o hanede başlar inkişafa. Bu mana dahi hüccetlerle Risale-i Nur'da beyanına binaen kısa kesildi. Şimdi olayı anladınız değil mi? Bir insan aile hayatını ahirete iman noktasını çözerek çözer. Bakın ahirete iman demek aslında şu da demek. Allah'ın hatırı için seviyorum, doğru mu? Çünkü sonsuzluk yolculuğunu yaratan o bizzat. Demek bir insan Allah'ın hatırı için sevse işler kolaylaşacak. Şimdi bazen buraya mesela bir arkadaşım geliyor, yanında da tanımadığım bir arkadaşım. Ben o arkadaşa çok güzel davranıyorum. Neden? Çünkü tanıdığımın hatırı var. Olayı iyi yakaladınız mı? Bir işte, bir aile hayatının saadetinde sadece eşinin hatırı varsa o bir beşerdir, onun hatırı bir yere kadar. Peki sadece Allah'ın hatırı varsa, sebebe öyle başladıysan, niyetin oysa, Allah'ın hatırının sınırı nedir? Allah'ın hatırının sınırı yoktur. Allah için her şey feda edilir. Can da feda edilir, sabır da feda edilir, mal da feda edilir. Böyle bir hanede mutsuzluk problemin olması söz konusu değil. Hem kadın hem erkek iki türlü bir şekilde bu şuuru kazanırsa ne olacak? Ahiret, mutluluğu evinde tezahür edecek. Yoksa senin hatrını gerektiren sebepler geçiciyse onlar geçtiği anda evindeki huzur, mutluluk geçmiş olacak değil mi? Şimdi benim sevmemi gerektiren sebep, küsmemi gerektiren sebepten büyükse bu iş çözülüyor. Bir daha tekrar edeyim mi? Karıyla koca arasındaki muhabbetin temeli. Benim onu sevmemi gerektiren sebep, küsmemi gerektiren sebepten büyükse bu iş çözülüyor. Peki benim onu sevmemi gerektiren sebep ne olacaktı? Allah'ın rızası için. Şimdi Allah'ın rızası sevmemi gerektiren bir sebepse, o sebepten daha büyük bir sebep tanıyor musunuz? Mümkün değil. Demek ki küsmemi gerektirebilecek hiçbir sebep mevcut olmayacak ve bu yuvalarda yıkılmayacak. O çocuklar ortalarda psikolojisi bozuk hallerde kalmayacak. Hem kız hem erkek kardeşlerim için diyorum, dışarıda bazı çakalların eline de düşmeyecek. Şimdi bu yaşadığımız dönemde bir insan aman bu erkektir, çok affedersiniz kudurur, kadındır, eve koyayım masumdur zannıyla bakıyorsa şu an dönen dünyanın adetlerinden hiçbir şey anlamamış demektir. Netice çok ince yerlere dayanıyor. Şimdi bir hadis-i şerifte şöyle bir ifade geçiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın. Hepinizin bildiği bir şey. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmeden de hakikaten iman etmiş olamazsınız. Şimdi benim iman etmemle hanımımı sevmem arasında nasıl bir ilişki olabilir ya? Ha? Çok ilginç değil mi? Aslında bu hadiste yolu, sebebi, sonucu tamamını bahsediyor. Ama mesele ilginç. Benim iman etmemle eşimi sevmem arasında nasıl bir ilişki var? Bir insan sevmeyi emredenin o emrini tepmiyorsa Allah için eşini seviyor demektir. Anladınız mı inceyi? Şimdi bakın şöyle düşünün. Allah Azze ve Celle kendi rızasını kullarının rızasının arasına saklamıştır. Ev hanesinde eşiyle karı koca arasındaki muhabbetin arasına saklıyor değil mi? Şimdi bizde şöyle bir durum var. Biz kim için seveceğiz? Allah için mi seveceğim? Yoksa bizzat onun için mi seveceğim? Şimdi biz birisini sevdiğimizi sayalım. Bu adamda da yüksek faziletler var evimizdeki işte. Erkek karısı için düşünsün, kadın da kocası için düşünsün. Çok yüksek faziletler var. Mal var, mülk var, güzellik var, soy var, sop var, izzet var, ikram var, sana hediyeler alıyor, evler, arabalar alıyor. İyi de böyle birisini sevmek için imana ihtiyaç yok ki. Böyle birisini bizim köyün tavşanı da sever, öyle değil mi? Ama birisini düşün. İman var ama bunun yanında biraz huysuz, biraz aksi, biraz zor. İşte sen böyle birisini seversen Allah'ın hatrı için sevdiğini ispatlamış olursun. Anladınız mı? İman etmedikçe cennete giremeyeceksiniz. Ve birbirinizi benim hatrım için sevmedikçe de gerçekten iman etmiş olamayacaksınız. Çünkü birbirinizi yüksek fazilet ve seciyeleri için değil, onlar olmasa bile benim hatrım için sevdiğinizde siz benim emrimi çiğnememiş, ya Rab senin hatrın bütün hatırlardan üstündür diyerekten sevmiş olacaksınız. İnceye bakın. Bir gün bir tanesi dedi ya kardeş dedi ben bu eşimi sevemiyorum bir türlü dedi yani. Dedim ki ya sen dedim eşini sevmek zorunda mısın? Nasıl yani dedi? Sevmek zorunda değil miyim? Sevmek zorunda mısın yani? Niye sevmek zorundasın? Dedi Allah öyle emrediyor. Allah'ın rızası için sevmek zorundayım. Ha işte dedim sen eğer Allah'ın rızası için seviyorsan başka bir özelliğe bakmana gerek yok. Madem Allah'ın rızası varsa diğer özelliklerin oraya karışmaması lazım. Üstüne dedi ki ama dedi sen benim neler çektiğimi bilmiyorsun dedi. Dedim ki bir olayda neler çektiğinin hiçbir önemi yok. Kim için çektiğinin önemi var. Biz bu dünyada zaten bir şeyler çekeceğiz. İmtihan yurdu yani. Ha dünya için ha ahiret için. Bence arasında çok ciddi fark var. Bir insanın neler çektiğinin hiçbir önemi yok. Kimin için çektiğinin önemi var. Sen eğer fani birleşkeler için çekiyorsan zaten onlar eriyip gittiğinde sizin aranızdaki muhabbet de gidiyor.
Değil mi? Evden ejderha çıkıyor. Ama sen Allah için çekiyorsan, Allah aşkına Allah için ne çekilmeye değmez ki? Onun için ne feda edilmeye değmez? Canlar, başlar, servet, huzur, sabır, her şey Allah için feda edilmeye değer mi, değmez mi? Demek ki gene Allah rızası için birleşmek ne demek manasını? Ahirete imanı kullanma, bak uygulama noktasını kitaplardan okuyoruz. Kullanma ve pratiğe dökme noktasını, mucibince tatbik etme noktasını bir türlü çözemiyoruz. Bir ahiretimiz var. Dünyayı da onu kazanmaya geldik. Şimdi burada hedef neyse, hedef ahiretse onun için her şey çekilir. Ama hedefler değişiyorsa, araya başka parametreler de koyuyorsan o parametreler yok olduğu anda senin o sıkıntı çekme kapasiten de mahvolacaktır. Şimdi bir tanesi yine yazmış bize imza gününde mektup. Demiş, eşim böyle böyle bazı vakalar yaşadık, ondan sonra işte kanser oldu demiş. Öyle hissediyorum ki ben o eşimi incitirsem sanki ahiretimi kaybedeceğim gibi zannediyorum. Acaba buna böyle hissettiren nedir? Sebebi Allah'ın rızası olmuş çünkü. Görüyor musunuz? Bir insan sebebi Allah'ın rızasını aldığında sonuçta incitmekten korkuyor. Kanser olmuş bir eşi. Şunu da diyebilirdi bu adam. Ya artık bir hayır gelmez yani, vur patlasın çay oynasın, değil mi? Ringo ringo şişeler, şudur budur, bütün türküleri söyleyebilirdi ama öyle değil. Öyle değil çünkü sebep Allah'ın rızası olunca Allah razı olur mu cümlesinden başka hiçbir mesele zihinde yer etmez. Şimdi evlilikle ilgili bir kısa konuya daha gireceğim. O konuya girmeden önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Evleniniz, çoğalınız çünkü ben kıyamet gününde diğer ümmetlere karşı ümmetimin çokluğu ile iftihar edeceğim. Allah Resulü sayısal çoklukla mı iftihar edecek? Hayır, hayır. Ümmetimin çokluğuyla iftihar edeceğim. Yani burada amaç çoğalmak değil. Amaç ümmet yetiştirmek. Şu an az önce konuştuğumuz evliliklerin meyvesini ve neticesini konuşuyoruz. Ve burada amaç sayısal çoğalma değil. Burada ümmet yetiştirme. Yoksa küfür üzere çocuk topluluğunu oluşturuyorsun. Sen burada ümmet yetiştirmiyorsun ki kendi günahını da arttırıyorsun. O çocuk bebeklikten, ufaklıktan ne Allah tanıyor, ne ahiret tanıyor, ne kitap tanıyor. Daha zararlı hadiselere sebep oluyor ve sen de es sebebi kel fail, yani sebep olan yapan gibidir sırınca ancak günahını arttırıyorsun. Yani bence bu hadislerin manalarını, tahkikatını da yanlış yapıyoruz zannındayım. Burada amaç sadece çoğalmak, artmak değil. Burada Allah Resulüne yakışan, onun o ashabına, sahabe efendilerimize, her birisi yıldız olan o insanlara benzeyebilecek bir ümmet yetiştirmektir ince olan. Peki hocam nasıl olacak bu çocuk ya? Bu çocuğu nasıl terbiye edeceğiz? Şimdi bir çocuk nasıl terbiye edilir? Bir insanda hangi özellik varsa karşısındakine o özelliği verir. Geçen bir ayna metaforu kullanmıştık, tekrar edelim mi? Karşımda aynaları değiştiriyorum, kendi görüntümün de değişmesini bekliyorum. Sizce bu geçerli bir yol mu? Mümkün değil, istediğin kadar ayna değiştir. Mesela çocuklarımız aynı olsun, karşımızdaki muhataplar çünkü. Ali diye çocuğum var, o ayna ben neysem onu görecek, içinde onu alacak. Veli diye bir ayna var, çocuğum var. Buradaki görüntü ne varsa onu alacak. E şimdi buradaki görüntü hep terbiyesizse o çocuktan nasıl terbiye bekliyorsun? Allah aşkına eğri ağacın doğru gölgesi olur mu? Demek burada çocukları yani aynaları değiştirmek işin çözümü değil. Kendini, şu kıyafetini, ahirete iman, o evi cennetleştirmeye namzet bir kıyafet giydiğin anda çocuklar onu görecek. Bazıları öyle demiş, ben çocuğuma kitap oku bile demedim, benim düşürdüklerim okudu demiş. O yüzden ne yapacağız? Sen çocuğu bırak, kendini terbiye et. Sen kendini terbiye ettiğinde o çocuk o işi çözecek. Ama sen kısa sureleri bilmiyorsun, çocuk Yasin ezberlesin diyorsun. Nasıl olacak böyle? Mümkün mü? Şimdi bir tane olay var. İmam Azam Ebu Hanife'ye nispet edilir. Bilmiyorum ama hadiseyi anlatayım. Çok güzel bir hadise. Şimdi bir gün adamın bir tanesi tam derenin kenarında yürürken bir elma buluyor derede. Bir ısırık atıyor, atar atmaz diyor ki ya bu elma kimin? Ben haram mı yedim diyor. Bakın ağaçtan koparmamış ha, dereden akan. Dereyi takip ediyor. Bakıyor orada adamın bir tanesi, pir ifani, yaşlı bir adam. Orada da elma bahçeleri var adamın. Adama yanaşıyor ya böyle. Akarsudan elma geldi, ben de ısırdım bilmeden. Elma da senindir, hakkını helal et diyor. Şimdi adam görmemiş böyle birisini. Yahu diyor, böyle bir adam ya velidir ya delidir diyor. Ben bunu denemek istiyorum diyor, tecrübe edecek ya. Demiş ki ben bunu kolay helal etmem. Bilmem kaç ay benim hizmetimde çalışacaksın. Allah Allah. Adam diyor yapma etme falan ama helallik var ortada, mecbur. Başa gelen çekilir. Adam tamam diyor. Bir ay, iki ay, üç ay, beş ay. O yaşlı adamın ev sahibinin yanında çalışıyor. Mühlet doluyor. Gidiyor adamın yanına diyor böyle diyor. Artık hakkını helal etsen de ben gitsem. Adam diyor ki olmaz diyor. Sana diyor bir şartım daha var. Adam diyor Allah, bir elmanın ısırığından konu nerelere geldi. E ne yapayım başka? Söyle diyor. Diyor ki böyle benim bir kızım var. Kördür, sağırdır, topaldır. Bu kızla evleneceksin diyor. Onunla evlendiğin anda bu işi çözerim diyor. Sana hakkımı helal ederim diyor. Adam yapma etme bak, bir elmanın ısırığıdır, şudur budur. Olmaz. Bunu yapacaksın. Bulmuş bir ya veli ya deli, onu çözecek. Tamam diyor. Adam kadını görmeden nikahlanıyor. O ev sahibi öyle göstermeden nikahlıyor. Daha sonra tam odaya girecek, eşi orada.
Odaya girmesiyle çıkması bir oluyor bu adamın. Elmayı ısıran adamın. O yaşlı adam ev sahibi soruyor kızın babası. Ne oldu, niye çıktın diyor. Vallahi diyor, içerideki kız senin anlattığın kız değil. Sen bir elma için başıma neler açtın. Bir de yanlış kızla evlenirsek sen bizi bırakmazsın diyor. Sen dedin ki kız kördür. Kız sağırdır, kız topaldır. Vallahi içerideki kız ay parçası diyor. Diyor ki ben dedim ki kızım kördür, harama bakmamıştır. Kızım sağırdır, harama sağırdır. Kızım topaldır, harama yürümemiştir. İşte o hassasiyetten doğan insana İmam-ı Azam Ebu Hanife demişler rivayetlerde. Böyle çocuk mu istiyorsun? Nasıl yaşaman gerektiğini ortada. O yüzden sen çocuğu terbiye etmeyi bırak. Sen kendini terbiye edersen o aynada da senin o kıyafetin o çocuğa yansıyacaktır. Bununla ilgili nurlarda inanılmaz bir bahis var. Bugün çocuklarımız çok üzücü haller yaşıyor. Bazıları ilk sıkıştığı yerde aklına gelen ilk mesele dünyanın sınav kağıdını yırtayım. Bitsin bu iş diyorlar. Maalesef maalesef Allah o yavrucaklarımızın hepsini muhafaza etsin. Bizler de elimizden geleni yapalım ama bizlik değil iş. Önce anne babalık iş. O anne babanın çocuğa şeker vermekten, kendi kombinleriyle uyumlu tişörtler satın almaktan çok daha önde ve evla bir işi var. Nedir biliyor musunuz? Hakaiki iman dersi vermek. O yüzden benim burayı okumam şart. Bir çocuk küçüklüğünde kuvvetli bir dersi imani almazsa, sonra pek zor ve müşkül bir tarzda İslamiyet ve imanın erkanlarını, ruhunu alabilir. Çocukken aldı. İleride mümkün değil. Yani bir çocuğa çocukken bir şey yazarsan taşa kazırsın, ileride suya yazarsın. Anında silinir gider. Adeta gayrimüslim birinin İslamiyet'i kabul etmek derecesinde zor oluyor, yabani düşer. Çocukluğunda almadığında. Bunu aileler bile anlamaz. Biz anlıyoruz. Günde yüzlerce, binlerce çocukla, genç kardeşimizle muhatap oluyoruz. Çocuklukta o iman dersini alanlar belli bir dönem gaflete düşse de geri girebiliyorlar. Ama çocukluğunda almadığında inanın gayrimüslim imana vesile olmak kadar zor bir hadiseye şahit oluyoruz. Bilhassa peder ve validesini dindar görmezse ve yalnız dünyevi fenlerle zihni terbiye olsa daha ziyade yabanilik verir. Bir de bu postmodern medeniyetle yetişecek ama İslamiyet'in gerçek nurlandırıcı şeylerini, gıdalarını kalbine almayacak. Vazifesini, dünyayı yaratılışını almayacak. Zannedecek ki ben dünyaya at olmak için geldim. Vursun birisi kırbacı, eğitimi şöyle yap. Vursun birisi kırbacı, üniversiteyi böyle yap. Ama onların hiçbir tanesi sana o hakikati anlatmasın. Öyle olmuyor mu maalesef? Çok arkadaş böyle büyümüyor mu? Bilhassa peder ve validesini dindar görmezse ve yalnız dünyevi fenlerle zihni terbiye olsa daha ziyade yabanilik verir. O halde o çocuk dünyada peder ve validesine hürmet yerinde istiskal edip ondan soğuk olup çabuk ölmelerini arzu ile onlara bir nevi bela olur. Çocuk iman dersi almadığında anne baba yaşlandı, çocuk da gezme çağında ne yapacak? Ölsünler de kurtulayım. Ahirette de onlara şefaatçi değil belki davacı olur. Neden imanımı terbiye-i İslamiye ile kurtarmadınız der. Çocuk sana ya davacı olacak ya şefaatçi olacak. Şimdi bir insan Allah'tan nasıl muamele görmek istiyorsa etrafına öyle muamele edecek. Yeryüzündekilere şefkat edin ki semadakiler de size şefkatte bulunsun diyor değil mi? Men dakka dukka, yani sen o çocuğunu başında nasıl ileride görmek istiyorsan çocuğunu aynı o iman tersini vermek zorundasın. Şimdi aileler yaşam sigortası yaptırıyor ama yaşlandığımızda başımıza bir şey gelmesin diye. Neden böyle yapıyorlar biliyor musunuz? Korkuyorlar. Bu çocuk bizi kapıya atar. İleride alır elimizde ne varsa şuna yedirir buna verir diye kapıya atar diye korkuyorlar değil mi? Şimdi bu korkunun temelinde bu işlediğimiz dersler söz konusu. Daha vahim bir durumu anlatayım. İnce bir mesele. Şimdi çocukken bir anne bir çocuğa sütünü haram edemez. Niye edemez biliyor musunuz? Sütle çocuk aynı anda geldiyse sütü de çocuğu da gönderen başkası demektir. Ve o çocuğu anne babaya emanet olsun diye göndermiştir. Doğru mu? Demek ki bir bebek ufakken, bir çocuk küçükken onun hamisi, koruyucusu, şefkat meleği anne ve babasıdır. Allah çocuğun ücretini direkt öyle vermiş. Allah çocuğun ücretini anne babanın içerisinde yaratarak vermiş. Ama yaş ilerlediğinde çocuğun içerisine anne babaya karşı aynı şefkati vermemiş. Ve demiş ki üfün ayeti var ya, o anne babaya üf bile diyemezsin, onların aslan payı aslında bende demiş. Şimdi sen çocuklukta bu iman dersini vermediğinde büyüdüğünde roller değişecek. O anne baba bakıma muhtaç olacak. Çocuk ise onlara bakmak istemeyecek. Tam orada o derin iman dersini alsa ne olacak biliyor musunuz? Allah'ın şunu dediğini bilecek. Sen bana olan sevgini onları severek göstereceksin dediğini bilecek ve bu cihette onlara bir koruyucu kalkan olacak. Orada çocuk anne babayı sevmese ne olur biliyor musunuz? Anne babaya değil, bizzat Allah'a ihanet olur. Bunun dersini çocukluktan almış birisi anne babayı başına rahmet görür. İman varsa bir hanede korku yok demektir. Vesselam. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha mesela.
Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.